44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Karşınızda da çakırcı bir ablamız var. Ama çakırcıdan geç aslında benzinlikler de fazla. Ekipman kullanmıyor yani burada. Ekipman kullanan çok fazla var ama yani bir o kadar da kullanmayan var. Ama ablanın plakası da harika. Salat'ın 130. Gerçekten güzel plaka. Üç haneli. Çok eski bir plaka arkadaşlar. Buradaki plakaları size şöyle söyleyeyim yani. Solatum kantonundaki 130. ilk satılan motora ait. Yani bayağı eski bir motor var. Bayağı bir motor gezmiştir bu plaka. Burada arkadaşlar Türkiye'deki gibi değil. Hani aracın üzerinde kalmıyor plaka. Örnek veriyorum, şu an bu motoru kullanıyor, bu plakayı takıyor. Yeni bir motor aldığı zaman o yeni motoru takıyor plakasına. Tabii işletiyor. Üzgün sanırım. O kadar çok mesaj geldi ki insan sizleri bırakıp gidemiyordu. Ha, bırakıp gitmek de istemiyorum açıkçası. Seviyorum sizleri çevirde çekmeyi. Sizlerin yorumlarınızı okumayı. Sizlerle onu seviyorum. Benim insanlara çok. Kanalı kapatmaktan vazgeçtik. Bunu da bir kez daha buradan duyurmuş olayım sizlere. Neredeyiz? Bak yine dağ yolları. Bu sefer biraz daha ileri gideceğiz. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Nasıl kareler yansıyacak kameralara? "80" diyor da yan taraf uçuruma nasıl satayım? Basmak göt istiyor. Ya sarıya niye geçmiyorsun ana satayım? Neyini bekliyorsun orada, ben anlamıyorum ki. O kadar motor gelmiş buraya böyle. Bakın arkadaşlar, bu çok iyi geldi. Size bunu göstereyim. Bu İsviçre'de yaygın olan bir şey arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim. Burası bir büfe. Ya bu büfede bakın üzerinde fiyatlar yazıyor. Başında bekleyen hiç kimse yok. Orada kasa var. Kasanın anahtarı üzerinde. Kasayı açıyorsunuz. Paranızı bozuyorsunuz. Örnek veriyorum. Şu maskeler 10 lira. 10 liraya 20 liranız var. 10 lirasını orada bozuyorsunuz, 10 liraya koyup alıp gidiyorsunuz ve kimse burada herhangi bir şekilde bir şey çalmıyor. Gayet İsviçre için olağan bir şey bu. Hani Türkiye'de böyle bir şey göremezsin ama burada bu tür yerler çok var. Yani bir nevi açık market gibi düşünün. Meyveler, gıda malzemesi olsun, ekmek olan oluyor.
süt, yumurta, peynir, bu tür ürünler genelde oluyor. İnsanlar satıyor ve paralarını kazanıyor. Öyle yani. Yani o kasanın içinde para var yani. Hani ürünlerin çalınmasını geçtim, burada para da var. İnsanlar açıyor, parasını bozduruyor. Satın aldığı şeyin parasını içine koyup gidiyor. Evet arkadaşlar, bu olayla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir şey Türkiye'de olsa ne olurdu? Evet. Bu konunun altına yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Abla altıma sıçtım, altıma. De payağı kalmamış en azından zaten. Bırak kodum olmadı lan.